Bloomberg HT ekranlarında günden kalanlara hoş geldiniz. Öncelikle bir rakamlara göz atalım. Borsa İstanbul'da hafif bir yükseliş. 2015 0.3'lük bir yukarı hareket vardı. Dolar TL 13.64'e yaklaştı. Euro TL'de 15.47'lerde. Euro dolar paritesi 1.13.43 seviyesinde. Tahvil faizlerinde 2 ve 10 yıllıklarda hafif bir geri çekilme var. 5 yıllık tahvil faizinde ise 23.3'lerdeyiz. Avrupa borsalarında düşüşler görüyoruz. %1'in üzerinde DAX endeksi satışta lider görünüyor. Diğer borsalarda ise hafif geri çekilmeler var. Avrupa borsalarının ardından Amerikan endekslerine bakıyoruz. Dow Jones'a S&P 0.2 aşağıda, Nasdaq'ta ise tam da aynı oranda bir yükseliş görünüyor. MTI cephesinde ons altın yatay 1897-1900 dolara yakınız. Gram altın 830 lirada. Bitcoin %2'lik bir geri çekilmeye imza atıyor. 1000 dolarlık düşüşle 40 bin doların altına indik. Petrol fiyatlarında da %2'şer geri çekilmeyle 90 ve 91 dolardan işlemler sürüyor. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlara hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Hakan Güldağ bu bölümde bizlerle olacak. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Barış'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir Ankara'ya döneyim, sonra seninle sohbete başlayacağım. Ankara'da Esra Nehir, Habertürk muhabiri bizlerle. İyi akşamlar dileyelim ve Esra'dan Ankara'nın, başkentin gündemini rica edelim. İyi akşamlar. Başkentin gündemiyle başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Jakarta'da G20 bakanlar ve Merkez Bankası başkanları zirvesine katıldı. Bugün bir konuşma yaptı. Çevrimiçi katıldı bu toplantıya. Onu da hemen söyleyelim. Mesajlar arasında verginin öne çıktığını söyleyebiliriz. Vergi ve kalkınma konusunda G20 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Bu sayede bu ülkeler yeni uluslararası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir mesajı verdi. Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkı sağlayacağını inanıyoruz dedi. Bu mesajları verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Antalya'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek diplomasi forumuyla ilgili bugün bir bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak bu toplantıya. 11-13 Mart tarihler arasında gerçekleşecek. 15 lider, 67 bakan ve 6 bakan yardımcısının katılmasının beklendiğini söyleyelim. NATO'dan da yine katılım olacak. Liderler, siyasetçiler, önde gelen akademisyenler küresel konularla ilgili çözüm arayışlarını değerlendirecekler. Bu yıl İsrail, Yunanistan ve Ermenistan'a da davet gönderildiğini söyleyelim. Ermenistan ve İsrail'i hatırlanacaktır. Bir normalleşme süreci başlatılmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da yine 9 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı'nın da, İsrail Dışişleri Bakanı'nın da bu toplantılara, Antalya'daki toplantılara katılacağını söyleyelim. Afganistan'dan da ayrıca bir katılım olmasını beklediğimizi söyleyelim. Ticaret Bakanlığı'nın bugün iki önemli düzenlemesi de yayınlandı. Biri sahte indirimlerin önüne geçmek için de indirimli ürünlerin etiketinde artık indirimli fiyat ve indirimli fiyattan önceki fiyatlar birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak. Bir örnek vermemiz gerekirse bir ürünün fiyatı 100 liradan 120 liraya yükseltildi diyelim 30 gün içinde. Daha sonra indirimli hali 90 liraya düştü. Burada en düşük fiyatı baz alınacak. Yani 100 liradan 90 liraya düşmüş gibi kabul edecek ve etiketinde %25 değil %10 indirim yazılacak. Bununla ilgili bir değişiklik yapıldı. Yine stokçuluğa verilecek cezaların artırılmasını da bugün yapılan düzenlemeyle bununla ilgili bir hüküm olduğunu da söyleyelim.
Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin lirayla 100 bin lira arasında, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında para cezası verilecek. Bugünden yansıyan son bir başlık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz yardımı, kömür yerine doğalgaz yardımı yapılacağını daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Bu yardımlar için başvurular da bugün itibariyle başladı. E-Devlet üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurabilecek ve yılda iki kez 450 lirayla 150 lira arasında bir destek sağlanacak diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Esra, çok teşekkür ederiz. Ben konuğuma döneceğim. Hakan Güldağ'la sohbete başlayacağım. Tabii gıdada, temel gıda ürünlerinde KDV indirimi, 8'den 1'e indirilmesi sonrası birçok sektörden benzer talepler geliyor. Evet. Konutta müteahhitlerin böyle bir talebinin olduğunu gördük. Başka sektörlerden de yine. Sağlıkta var. Sağlıkta var. Talep. Ulaştırmada var. Evet. Nasıl olacak bu? Herkes işte, KDV'yi %1 istiyor Hakan abi. Bununla başlayalım istersen. Olur tabii, çünkü yani herkes tabii biraz daha piyasası canlansın istiyor. Bir sonuçta fiyat etkili. Çünkü insanların alım gücünde bir sıkıntı var. Fiyatın biraz daha aşağı çekilebilmesi en azından bu piyasaların rahatlatacağını düşünüyorlar. Hani konutta baktığımız zaman çok böyle zaten dar gelirli kesimlere yönelik belki fazla bir üretim yok, ama işte mesela bazı yerlerde yerli alıcıların, yani çoğu yerde mesela bakıyorsunuz yapmış kocaman bir rezidans, belki de 300-400 konutluk bir yer çeşitli boyutlarda, ama gelmiş yabancılar almış yarısına yakınını. Hı hı. Yabancılar almış ama içinde AVM'si var, başka şeyler var. Şimdi İranlılar, Suriyeliler, Iraklılar, kimse dönmüşler kendi yerlerine, başka yerlere gitmişler ve oralar fazla hareketli olmuyor. Yerli de katılsın istiyorlar ki yerli için de şimdi fiyatlar onu öyle noktalara geldi ki İşte hani hakikaten ulaşılamaz seviyeler. Yani birçoğu ulaşılamaz. Belki işte burada bu konutta bir aşağı doğru inerse, zaten mesela dar gelirli kesimler için zaten %1. Hakan abi, bence belki bu aynısını biz şeyde gördük. Gıdada gördük yani. Gıdada nasıl KDV 8'den 1'e indi? Gıda fiyatlarında vatandaşa yansıyacak müthiş bir rahatlama göremiyorsak, konutta da indir yani. Evet. Bu fiyatlarla geçen seferki uygulamada da onu gördük. Değil mi? Yani geçen seferki, ama gene de işte KDV de artık üzerine bir şeyler gelmesin diye herhalde bir beklenti var. KDV galiba 100, yani şu an 1 değil mi zaten 150 metrekareye kadar olanlarda? Kadar konutta öyle yani, dar gelirli kesimlerde öyle evet, zaten. Evet. 150 metrekarenin üzerinde yüksek KDV yüksek var. KDV. 18 mi, tam da yanlış ifade etmiyorum 18, ama evet. Onu da şöyle diyorlar, şöyle formüle edilir. İşte 160 metrekarelik bir daire atıyorum. 150'ye kadar olan kısmı %1 olsun. Kalan 10 metrekare yüksek doğru KDV'den olsun. Hatta yani bu yönde bir çalışma olduğu da söyleniyor da. Tabii bu da çok basitleştiren bir olay mı? Yoksa bizim son zamanlarda başvurduğumuz gibi her şeyi biraz karmaşık hale getiriyoruz ya. O öyle olursa 5'ini buradan al, 3'ünü oradan çap falan. Biraz karmaşıklaştırıyor ama. Ya bir kere işlerin kendisi bir sıkıntıya girince illaki istekler farklı oluyor. Eğitimde var mesela bu talep. Çünkü biliyorsun o 36 ile sınırlandı denilen nokta zam. KDV dahil değil. Evet, zamı yani eğitimde yapılacak zam %36 ile sınırlandı, doğru. Ama KDV ona dahil değil. Orada da KDV indirilsin ki burada hani 36 da çünkü zaten kendi başına az değil. Bir de üstüne KDV ödemek durumunda kalınmasın diye bir talep var. Onu da söyleyebiliriz. Ulaştırmada var, yeme içme sektöründe var. Yani gerçekten yeme içme sektörü de istiyor. Hani gıdada, perakende de bu var da benim burada da yeniliyor, içiliyor. O da gıda değil mi? Onu da içine alalım diyenler var. İşte talepler artıp devam ediyor. Yeme yani, içmede ben bugün şöyle bir haber gördüm. Habertürk'teki arkadaşlarımızla evet, tartışıyorlardı. Kapora alınıyormuş artık. Kaporasız bir lokantada
bazı lokantalarda diyelim yer ayrılmıyormuş. Yani önceden bir kapora göndermenizle kapora vermeniz gerekiyormuş. Ancak öyle öyle mi? Ya, ben yani, bunu duymamıştım. İlk defa duyuyorum gerçekten. Evet, Habertürk'teki arkadaşlar da bunu tartışıyordu yayında. Enteresan bir şey. Yani birçok tabii sektör ya bu tamam da o zaman her sektöre bunu verdiğimizde o zaman nasıl olacak bu iş? Olmaz. Ya kamu değil. Maliyesine biz hep o tarafa yüklenmeye başladık. Tabii kur korumalı mevduatta kamu maliyesi. Bu KDV indirimi kamu maliyesi. Diğer sektörlere yapalım kamu maliyesi. Tamam çok iyi gidiyor. Yani rakamlar fena değil. Hatta Ocak ayında bir fazla da verdi bildiğim verdi kadarıyla. Yani bir yer ülkemiz var diye hep oraya bir güveniliyor. Doğru diyorsun ama sonuçta hani çok hızlı bir şekilde de her tarafa bu KDV indirimleri geldiğinde bunların bir yerden çıkması gerekecek. Çünkü hükümet de bunu böyle çok ucunun, ipin ucunu açık bırakmak istemeyecektir doğal olarak. Çünkü sonra kontrolü ayrıca zorlaşıyor. Ve de oradaki açıklar da insanların kafasında farklı algılar da yaratabiliyor. Ama o KDV indirimleriyle yani belki gıdanın onun bir başka boyutu daha var biliyorsun. Yani gıdada %1 ama ben geçen Konya'daydım, Bursa'daydım. Her iki yerde de şikayet ya biz bunun arasındaki KDV oranını nasıl ayarlayacağız diye. Çünkü 18'e alıyor ürünün malzemesini girdileri 18 KDV ile devam ediyor bir yanıyla. Ama burada da 1 ile satıyor. Bu aradaki 17'lik diyelim fark, 17 puanlık fark, %17 de diyebilirsin, ciddi bir ek yük getirecek. Çünkü Türkiye'de KDV'leri almak zaten bir dert. Çok uzun sürede alabiliyorsun. Ve de çok ciddi şey de var. Yani prosedürü de uzun. Yani o evrak gerekiyor, bu rapor gerekiyor. Yani bunların hepsi bayağı böyle dar marjda çalışan gıda sanayicisini düşündürür noktaya gelmiş. Biz bunu nasıl yapacağız diye. Bir de bu tarafı da var işin ayrıca. Tabii bütün bunların ötesinde KDV indirimleri tamam bugün yaparsın ama bu orta vadede gene talep ve enflasyon yaratmayacak mı? Şimdi biz bir yandan diyoruz ki enflasyon bizim en önemli sorunumuz. Hı hı. Ama bir yandan da hem talep hem de bir şekilde belki vergi indirimleri sonucunda bütçeye bir kaynak lazım olacak. Bir şekilde bunun kapatılması lazım. Eğer para basarak bu tarafını halletmeye çalışacaksak o noktada ister istemez biz yeniden enflasyonu körükleyen de bir adım atmış olacağız. Yani sadece KDV indirimleri yaparak çok doğru insanlar bunu hakikaten nasıl diyelim canları acıdı. Yani, gıda değil mi? Gıdada canları acıyor. Şimdi burası yani bir şeyleri erteleyebiliyorsun ama şimdi elektriği ertelemen mümkün değil. Değil. Gıdayı ertelemen mümkün değil. Doğalgazı yani, erteleyemezsin. Erteleyemezsin. Hadi doğalgaz diyelim bir iki aya rahatlarız diye düşünebilir ama elektrik evet. Öyle değil. Sürekli kullanılan bir şey. Gıda da öyle. Buralarda belki bu adımın atılması yanlış da diyemiyorum ben. Ama şimdi herkes bunu istemeye başladı ve herkesin ihtiyacını da karşılamak durumunda kalırsak o zaman biz bu zamları niye yaptık? Yani bu enflasyonu la mücadeleyi bu şekilde yürütmemiz çok zor olacak. Yani enflasyonla mücadele sonuçta birkaç ayağın birlikte hareket etmesiyle ancak olabilecek şu bir şey. Şu an hangi ayakla devam ediyoruz enflasyonla mücadelede? Hangi ayakta hareket yok? Yani şu anda maliye tarafında, maliye politikaları tarafında kısmi hareketler yapıyoruz. Yani vergiyle çok oynuyoruz. Yani KDV ile çok oynuyoruz. Enflasyonla mücadeleyi sanki Maliye Hazine, Maliye Bakanlığı sanki devralmış gibi bir hava var. Öyle görünüyor. Değil mi? Evet, para politikasını şu anda tamamen bu konuda bir anlamda rafa kaldırdık biz. Orası öyle kaldı ve aslında KDV indirimleri de bakacak olursan yani ekstra bir genişleyici politika uygulamıyor denilebilir. Ama bunlar da genişleyici politika ve biz hani son 5 ayında özetini alsan, son 5 yılında özetine baksan biz önce genişleyici politika uyguluyoruz para politikasında sonrasında da bunu uygulamadık deyip uyguluyoruz ve sonrasında bunu acaba nasıl toparlarız diye bakıyoruz ve bu hep bir enflasyon yaratan, üreten bir süreç oldu. Bir de tabii hani daha
atmamız gereken ama bir türlü atmakta imtina ettiğimiz ya da üzerinde durmadığımız işler var. Mesela biz bu son dönemde gıda üretimini, yani bu mesela önemlidir, sadece KDV indirimiyle falan teşvik edilecek konu değil. Gıda üretimini yapısal olarak iyileştirecek, tarımsal ürün üretimini yapısal olarak iyileştirecek, İrfan anlatıp duruyor. İrfan Donat, Ali Ekber Yıldırım da anlatıyor. Ne yaptık? Hal yasası desteği galiba biraz artırıldı değil mi onun miktarı? Hangisi? Yok, genel olarak tarımsal desteklerle ilgili miktar artırıldı diye biliyorum. Gübrede indirim oldu. Gübrede indirim oldu ama işte hep bir şeyler benim söylemeye çalıştığım yapısal. Hmm. Hani oldu şu anda ama bazı şeylerde de geç kaldın. Ne de geç kaldın? Gübre atılmadı ki zaten. Hmm. Yani gübre atmakta birçok üretici geç kaldı. Şimdi gene bunun yapılması iyi mi? İyi. Yani bir yol verir ama bunlar zaman kazandırıcı. Biz yani yapısal olarak da yapabileceklerimizi mutlaka devreye sokmamız lazım. Yani mesela bizim bir hal yasası var. Gerçekten zaman zaman değişikliklere uğradı ama şöyle çözen bir hal yasasını niye çıkartamıyoruz? Soğuk zincirlerimizi kurma noktasında adımlar atılması lazım. Depolamada adımlar atılması lazım. Bunlar hep geriye kalıyor. Ama bir yandan da bakıyorsun işte taşırkenki zayiatlar ortada. Onların fiyatlara bindirdiği maliyetler ortada. Burada da adım atılması lazım. Yani bütünlükte bakılması çok evet. önemli. Maliye ve bu tür adımlar, maliye tabii ki olacak ama aynı zamanda para politikasının evet. devreye girmesi gerekiyor. Hakan abi şöyle, yakın zamandan okuduğumu hatırlıyorum, o yüzden şöyle bir kontrol ettim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2022'de 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesinin evet. 3.2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. 25.8'den tarımsal destek bütçesi 29 milyar liraya çıkarılmış. Hububat üreticilerine ödenecek girdi destekleri de %127 artırılmış. O çok daha önemli. Çünkü öbürü yani oraya zaten asıl şey geldi. Hı hı. Şimdi 28'den 32'ye mi çıkmış? Doğrudur. 28'den 32 düzeltiyorum. 29 milyar liraya, 25.8'den tamam. 29 milyar liraya. 25.8'den 29 milyar liraya. Doğru. 3.2 milyar liralık ek yapılmış. Ne eder? Yani o %12, 13'lük bir artış mı eder? Yani evet. Kabaca yaklaşık. 15 diyelim. Tarımda enflasyon ne kadar? TÜFE ne kadar? ÜFE ne kadar? Yok, geçen sene oran değil. Bu sene planlanan bir ek yukarıya gitmiş. Tamam. Yani 2021 ile karşılaştırmak açısından değil. Hayır 2021 ile karşılaştırmıyorum ben zaten. Tarımsal üfe 50 falan açık. Bu hafta açıklandı galiba. O civarda. Vardır galiba grafiği arkadaşlar. Tarımsal 50 civarında, doğru. 50 civarında yani. İrfan'ı bir çağıralım mı abi? Vallahi çağıralım istersen. Ama sonuçta söyleme yani dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bu yeterli bir artış, bir destek değil. Tabii ki zaten desteklerin... anayasada oran yok mu abi? Yani gayri safi yurt içi aslında en az %1'i diye. %1'i diye var. Biz aşağısındayız galiba. Çok daha aşağısındayız. Neden öyle peki? İşte yani kaynaklar da sınırlı. Yani orasını da... Şimdi... Ekrana geldi Hakan abiciğim. Evet. Tarımda üretici fiyat artış... Tarım üfe yüzde... mavi ile %52. Evet, 52. Gıda fiyatları %55.6. Yani biz tarım diye de baksak, gıda diye de baksak, yani tarım diye bakmamız lazım. Çünkü zaten destekler onun için. Ben bir senelik olarak değil ama ilave çok iyi. Herhalde çiftçilerimiz de buna teşekkür ediyordur. Ama yeterli mi? Bu tarafına bakmamız lazım bir. İkincisi finansmana erişim konusunda da. Tarım tarafında da sıkıntı var. Biz hep sanayi tarafını konuşuyoruz ama tarım tarafında da sıkıntı var. Bir kapatalım tabii. İzninle sonra devam edelim Hakan abi izninle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi alımlar hızlandı seansın sonuna doğru. Çok hafif bir yükselişle girmiştik hatırlarsanız. 0.2 ne kadar oldu? İşte yarım saat olmadı. Borsa bir anda alımlarını hızlandırdı. %1'lik yukarı hareket, 2032 seviyesinden kapandık. Philip Capital'e gideceğiz. Burcu Kıratlı bizi bekliyor. Bakalım Burcu'nun gündeminde neler var.
Merhaba Barış, iyi yayınlar diliyorum. BIST 100 endeksinin bugün dar bir bölgede hareket ettiğini gözlemledik. Hafta boyunca gelen tüm satışların 21 günlük ortalama üzerinde karşılanmasını olumlu buluyoruz. Ancak global piyasalardaki negatif havanın etkisiyle yukarı tepkiler çok zayıf oldu. Dikkat çeken bir diğer gelişme de son 2 aydır endeksin 1950-2050 aralığında sıkışması. Bu sıkışmanın ardından sert hareketler oluşabilir. Bu yüzden 1930 desteği ve 2080 dirençlerine dikkat etmek gerekiyor. Olumlu gelen bilançoların endeksi yukarı çekemediğini ve jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda aşağı risklerin de kuvvetlendiğini de belirtmemiz gerek. Global piyasalar ise haftayı Ukrayna gerginliğinin etkisiyle tamamlıyor. Haftanın tamamında hissettiğimiz jeopolitik risk hisse fiyatlarını aşağı çekerken petrol ve altının yükselmesine neden olmuştu. Henüz net bir çözüme ulaşmayan Ukrayna gerginliği büyük olasılık geçen haftada gündemi belirlemeye devam edecek. Bu sebeple bugün Asya hisse endekslerine karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabah Japonya'da enflasyon oranları açıklandı. Geçen ay %8 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine yükselen yıllık enflasyon Ocak sonu itibariyle %5'e geriledi. Analistler bu rakamın %8'de kalacağını tahmin ediyordu. Avrupa tarafına geldiğimizde yine negatif seyrin devam ettiğini görüyoruz. Eurostoxx endeksi %5 kayıpla 4095 puana geriledi. Mayıs 2021'den bugüne tüm düşüşlerde destek olarak çalışan 4000-4050 bölgesi son derece önemli. Yukarı tepkileri sınırlı kalan Eurostoxx desteği eğer aşağı kırarsa yeni bir satış dalgasını tetikleyeceği ve bu durumunda global piyasaları olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Bölgeden bugün önemli bir makro veri vardı. İngiltere'nin Ocak ayı perakende satışları %1.9 artış gösterdi. Analistler ise geçen ay %4 daralan satışların %1 artacağını tahmin ediyordu. Haftanın son günde ABD'ye geldiğimizde hafif alıcılı başladı. Dün 4380 puandan kapanan S&P 500 endeksinin 4400'deki 200 günlük ortalamayı aşağı kırması orta vade için risk yaratabilir. Dün de bundan bahsetmiştik. 200 günlük ortalamanın üzerinde kapatılıyordu. Ancak bu sefer buraya dikkat etmek gerek. Ocak ayının ortasında da 100 günlük ortalamayı kıran ve aradan bir ay geçmeden 200 günlük ortalama desteğinin aşağı kırılması gündeme geldi. Bu uzun vadeli destek de kırılırsa ABD piyasalarında yeni bir satış dalgası oluşabilir. Hisse piyasalarının ardından ham petrol için hazırladığımız teknik analizi paylaşmak istiyoruz. Yılbaşından bugüne 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalarak yükseliş eğilimini koruyan ham petrol hafta içerisinde 94 doları test etti. Böylece ham petrol son 40 günde %25 değer artışıyla son yılların en sert yükselişlerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Bu tip sert yükselişler sonrasında düzeltme hareketlerini olağan buluyoruz. 80'deki 10 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda 87.50 gündeme gelebilir. Ancak 87.50 aşağı kırılmadığı sürece geri çekilmelerinde sınırlı olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden 87.50'nin üzerinde uzun pozisyonların korunmasını ve yeni kısa pozisyon açılmamasını öneriyoruz. 87.50 desteğinin test edilmesi veya 90 doların üzerine çıkılması durumunda da yeni pozisyon açılabilir. Son olarak hisse önerisiyle devam etmek istiyorum. Credit Suisse Nvidia için endeks üstü getir tavsiyesi veriyor ve 400 dolar hedef fiyat gösteriyor. Mobil cihazlar, grafik işlemciler ve bilgisayar oyunları gibi birçok alanda teknolojik ürünü üretip geliştiren Nvidia sektörün genelinde etkileyen tedarik sıkıntıları nedeniyle yaşadığı üretim aksaklıklarına rağmen farklı sektörlerde faaliyet göster olmasının da avantajıyla son çeyrek karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirketin toplam gelirinin %43'ünü oluşturan ekran kartı pazarının Metaverse teknolojisinde etkisiyle 100 milyar dolardan 200 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor. Şirketin yapay zekaya ve robotlara yönelik olarak geliştirdiği özel ürünler büyümede önemli bir katkı sağlıyor. Credit Suisse de hedeflenen büyümeler gerçekleştirir takdirde şirketin önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde hisse başı karını 10 doların üzerine taşıyabileceğini belirtiyor. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadardı Barış. Size iyi yayınlar diliyorum. Burcu Kıratlı'ya teşekkür edelim. Buradan araştırma bölümüne Çağlar Kuzlukluoğlu'na döneceğiz. Bugün tüketici güveniyle ilgili, güvenle ilgili veriler geldi. Kur sakin, eskiden kurla beraber hareket ederdi. Ama orada kurun sakin olmasına rağmen bir gerileme var. Bakalım detaylarda Çağlar'ın gözleminden neler görünüyor onu dinleyelim. Barış merhaba, güzel bir akşam diyorum. Senin de belirtmiş olduğun gibi özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kurdaki yukarı yönlü hareketler
tüketici güveninde aslında yıl boyu da çok da yukarı yönlü seyretmeyen o görünümün aşağı yönde daha da hızlanmasına neden olmuştu. Grafiğimizde de görüleceği üzere 2021 yılının Eylül ayına gelene kadar kurda 7'nin altında, ki bu noktada haber akışları da etkili olmuştu. Bilhassa Mart ayından başlayarak 7-8 civarlarında bir görünüm vardı. Yatay yukarı söyleyebileceğimiz bir trendde ilerliyordu. Ama özellikle Eylül ayının bitiminden itibaren kurdaki yukarı yönlü hareketi zaten gün aşırı gündemde kalma durumunu biz de takip etmiştik. Ki bu noktada tüketici güveninin ekranda da görüleceği üzere yıl içerisinde dönemsel yükselişleri oluyordu. Ama daha sonrasında kurdaki sert yükselişle beraber tüketici güveninin de dip noktaya geldiğini, 70 puanın altına geldiğini izlemiştik. Ki kurda da aşağı renkli, turuncu renkli görülen dolar TL kurundaki hareket de aralığın ortasında Türk lirasına cazibe kazandırma açıklamaları sonrası tüketici güveninde bir verilik, bir yukarı yönde seyre neden olmuştu. Bu noktada reel sektör ve ekonomik güvenle beraber açıkçası bir aylık geçişin ardından tekrar aşağı yönde bir seyir izledik. Burada da senin belirtmiş olduğun üzere kurda artık 13.50'nin biraz altı ya da 13.50'nin biraz üstü, ki son dönemde bu 13.60'ın üstü olarak denge unsuru olarak öne çıkmış vaziyette. Bu hareketlilik çok fazla yukarı yönde bir hareketlilik olmasa da tüketici güveninde son dönemde yine bir aşağı yön izledik. Bu sabah tekrar veriyi karşıladığımızda düşük seviyeye, tarihi düşük seviyeye yakın noktalarda 71 civarında olduğunu gördük. Bloomberg HT Tüketici Öngüven Endeksi de aslında bunun sinyalini vermişti. Ama Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksinde tarihi düşük seviyede şu anda görünüp, ki bu noktada bir müddet toparlanmanın ardından gerileme sert oldu Şubat ayında. Burada tabii Şubat ayında biraz önce söylemiş olduğumuz gibi net bir kur hareketi yok, ama şöyle bir örnek verilebilir. Sürekli enflasyondan bahsediyoruz. Dünyaca takip edilen Knight & Frank konut endeksinin 2021 yılı son rakamlarına göre açıkladığı, dünyada en çok konut fiyat artışının olduğu 150 şehrin en çok artış görülen 11'inin içerisinde 3 tane Türk şehri var. İzmir, İstanbul ve Ankara. Dolayısıyla buradaki kurla alakalı korelasyon bir miktar artık ekonomik görünüm ve maddi durum tarafında tüketici güven endekslerinde yansımaya başlamış gibi, ki dünyada da genel itibariyle tüketici güveninde benzer emareleri yükselen enflasyonla görecek gibiyiz. Ki son günlerde özellikle hem enerji fiyatı tarafında hem de yaşam koşulları tarafında, bu hafta içerisinde İngiltere'den örnek vermiştik, Türkiye'de de durum açıkçası çok farklı değil. Son olarak gelecek haftanın önemli verilerinden bahsedeyim Barış. Türkiye'den reel kesim güven endeksi yine dikkatle takip edeceğiz. Kapasite kullanım oranı geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de büyüme ve Michigan tüketici güveniyle beraber konut verileri gelecek. Euro bölgesinden de imalat verilerini takip ediyor olacağız diyerek sözü tekrar sana devredeyim. Teşekkürler Çağlar. İyi hafta sonları dileyelim. Biz yeniden Hakan Güldağ'la sohbete dönelim. Hakan abi, bu bahsettiğim Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması ile ilgili bir program açıklamış. 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecekmiş bir yeniden yapılandırma programı açıklanmış. Ama tabii bu yeniden yapılandırma programı daha uygun, senin bahsettiğin uygun faizlerle erişim, nakde erişim, o başka bir konu, o daha önemli belki de. Yani bu da önemli ama. Ya benzer bir durum aslında orada da yaşanıyor. Nasıl şirketler kesiminde cirolar büyüdü, artan enflasyonla özellikle şimdi 50. Yani tabii sanayide bu üfe tarafından bakmak lazım. 90'lar civarında, 90'ın da üzerinde. Şimdi burası şişti ama alabildikleri, çekebildikleri krediler bu alanda çok daha dar. Yani mesela ticari kredilere bakıyorum ben. Ocak 2021, Ocak 2022 artış %24. Enflasyon 48. Yani baktığın zaman, yani ki bu TÜFE. Eğer üfe olarak bakarsan, ki oradan, yani ticari kredi dediğimiz zaman aslında oradan bakmamız lazım, neredeyse dörtte biri düzeyinde. Şimdi tarımda da benzer bir şey var, gelişme var. Kamu bankaları, Ziraat Bankası bununla ilgili elinden geleni yapıyor. Ama bir yanıyla da şöyle bir, yani bütünlüklü bakmanın
şu avantajı var Barış. Hı-hı. Çünkü böyle bakınca nedir? Mesela taban fiyatları da genişliyor. İşte ek bir şeyler daha konuluyor desteklemek için. O da bir genişleme yaratıyor. İhtiyaç var mı? Var. Ama bütün bunlarda işte maaşlar da zaten genişliyor baktığın zaman, cari transferler vesaire. Şimdi genişleme politikası bir yanıyla devam ediyor. Ama bir yanıyla da biz diyoruz ki enflasyon en önemli sorunumuz. Politika ihtiyacı var. Sanki şu anda biz orada kimin ihtiyacı ortaya çıkıyorsa veyahut da hangi kesim biraz daha fazla sesini yukarıya doğru çıkartıyorsa ki sektörlerin bir kısmı da işte buna güvenerek de biraz istiyorlar. İhtiyaçları var mı? Var. Ama sen şimdi soruyu sordun. Dedin ki herkese birden verirsek nasıl olacak bu iş? Nasıl yürütürsün? Yürütemezsin. Sürdürülebilir değil. Demek ki bizim asıl yapmamız gereken bir kere enflasyonu aşağıya çekmek. Biz fiyattan hareket edersek, fiyatlar çok yukarı geldi. Tamam, o zaman ne yapalım? KDV'yi azaltalım, şunu yapalım, destek verelim, denetim onlar yapalım. Bunu alabilsinler, denetim yapalım, biraz sağ solu biraz kıralım, dökelim ki orası aman fırsatçılara zemin tanımayalım ama başladığımız yer yanlış. Eğer biz fiyattan yani sondan geriye doğru gitmeye çalışırsak bu bizi doğru sonuçlara götürmeyecektir. Fiyatı oluşturan o sebeplere bakmamız gerekiyor. O sebepleri ortadan kaldırırsak biz enflasyonu düşürürüz. Enflasyonu düşürürsek CDS'lerimiz de aşağıya doğru inmeye başlar ve böylelikle bizim finansman maliyetlerimiz de aşağı iner ve finansmanı verebilir hale geliriz. Bu birbiriyle maalesef ya da böyle, yani maalesef demenin de çok fazla bir anlamı yok. Birbiriyle bağlantılı bir konu. Bütünlüklü bakılması gereken bir konu. Yani çarşamba akşamı Fatih Özatay'ın bence o anlamda söylediği şey doğruydu. Bu şimdi bize bu kurların buraya gelmesi enflasyon açısından ve bir bantta hareket etmesi müthiş bir zaman kazandırdı. Ama bunu programla, önlemlerle ve bunu bütünlüklü olarak yaparak o zamanı biz iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi o kur korumalı mevduatta 350 milyar liranın da sanırım üzerine çıktı. Çıktı. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bu kur korumalı, yani doğru mu anladım diye lütfen açıklamanı rica edeceğim. Tabii. Kur korumalı mevduat bir panik ortamında, kura ilişkin panik ortamında açıklandı. Devreye girdi. Çalıştı. İlgi görüyor. İşe yaradı. Aynen. Bu... Evet, ekranlara da geldi. Ne kadar olmuş arkadaşlar? Toplamda efendim 369 milyar lira olmuş abi. Doğrudur. 370'e yaklaşmış. Yaklaşmıştır çünkü zaten daha sizin 349 dedi. Sizin söyleşide, evet, Sayın Bakan. Yani sürekli de bir artıyor tamam. Tabii. Şimdi kur korumalı mevduat işe yaradı. Tamam, kuru sakinleştirdi. Ama bu bizim ekonomi politikamızda bir amacımız kur korumalı mevduat değil mi diyorsun? Bu kesinlikle bizim bir aracımız. Ancak. Bu bir ara aracımız ve bu ara araç çalıştı. Ama bu ara araç çalıştı diye bizim nihai amacımıza dönük adımlar atmaya devam etmemiz mi lazım diyorsun? Ben onu biraz açmanı rica ederim. Bence çok güzel özetledin. Aynen bu. Şu anda kur korumalı da diğer işte diyelim ki vergi istisnasını vererek 6 aya bu hiç olmazsa bu sürecin yayılmasını sağlama çabası da, bunların hepsi anlaşılabilir şeyler ve de iyi ki yapıldı. Onu da söylemek lazım. İyi ki yapıldı. Yapılmasa durum çok çok daha kötüye doğru gidecekti. Belki kontrol de edilemeyecekti. İyi ki bu kur korumalı devreye sokuldu. Başka şeyler de yapılabilir miydi? Yapılabilir tabii ki. Ama bunun yapılmış olması da bir sonuç üretti mi? Üretti. O sonuç da bize bir zaman tanıyor. Bir imkan tanıyor. Bir hareket alanı tanıyor. Bunu da görmek lazım. Zaten maliye tarafında bizim her şeye rağmen bir alanımız var mı? Var. Öyle kamu borçlarımız çok yüksek değil. Ama biz artık geldiğimiz sıkıntılı yeri gördüğümüze göre
Biz buradan sonra yani bunu biz bir yıl daha ya kur korumalıyla idare edelim dersek bunu sürdürmek mümkün değil. Bunu da kesinlikle yani o başarıyı başarıyı daha da yukarıya çıkarmak ve kalıcılaştırmak ancak bir programla ve düzenli bir enflasyonla mücadele yol haritasıyla olabilecek bir şey. Ve onda da hem para politikasını kullanmak zorundasın, hem maliye politikasını kullanmak zorundasın, hem de bugüne kadar yapmadığımız bazı yapısal adımları da atıp tamamlamamız lazım. Biraz önce söylediğim gibi şu hal yasası çok mu zordur? Yani bir çıksın artık. Değil mi? Yani yani bunu çok çeşitlendirebilirsin. Enerji tarafına da gitsen benzer konular var. Yani bizim maliyetlerimizi azaltabilecek akıllı tedbirlerle ve düzenlemelerle maliyetlerimizi azaltabilecek işler yapmak. Bu yapısaldan kastettiğim enflasyonla ilgili bu. Enerjide de bu. Sen yenilenebilir enerjide anlatıyorsun değil mi? Evet. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili. Kesinlikle. O açılım mesela hatırlatmanı rica edeyim. Hani mesela o adım atılsa belki daha da maliyetli. O adım da şu. Yani çatılara işte özgürlük diye de çıkmıştı bir ara. Çatılardan daha fazla güneşten yararlanabilme imkanı. Orada hemen her organize bölgesinde bu yapılıyor. Hemen büyükçe bütün şirketlerimiz bu güneş sistemlerini, güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüştürme sistemlerini, panelleri çatılarına kuruyor. Ama OSB'lerin içinde arazi zaten pahalı. Çatılar da bitiyor. Bittiği zaman bunu daha fazla arttırmak lazım. Yenilenebilir enerjiyi arttırmak lazım. İki şey isteniyor. Bir, ya OSB dışında da OSB yönetimleri, OSB'lerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kurabilsinler, yapabilsinler. Buna imkan sağlansın ve bunun düzenlemesi yapılsın. İkincisi de lisanssız bunlar. Lisansa almak bunları ne kaybettirecek Türkiye'ye? Kazandıracak. Bunlar lisansa da girebilir. Yani şimdi artık çünkü buna ihtiyaç var. O lisanslı kısım zaten neredeyse sona doğru geldi. Yani birçok yerde artık teşvik verilmiyor bile. Bu da yapılabilir. Bireysel olarak ve şirketler bazında şu anda tüm Türkiye'de bir 4-5 katı talep oldu yenilenebilir enerji kaynakları için. Yani daha önce çevre... Şirketler istiyor diyor. Şirketler istiyor. Hayır şey istiyor. Kendi sistemini kurmak istiyor yenilenebilir enerjiyle. Ben oraya bir panel yapayım. Ben oraya bir şey yapayım ve buradan enerji üreteyim. Kendi enerjimi kendim üreteyim. Hem kısıntılara takılmayayım. Bir şey diyeceğim. Eskiden yenilenebilir ama maliyetli falan şey yapılıyordu hatırlarsan. Ama doğru. Uzak duralım. Şimdi ona mı işte kaynak arayacağız? Ama şimdi bu son elektrik zamlarıyla, enerji zamları sonrası sanki o taraf daha mı cazip hale geldi? Kesinlikle tasarruf tarafına bakarak hareket edenler daha fazla hale geldi. Eskiden dediğin gibi biraz çevreci kaygılarla, biraz da işte ya kesinti mesinti ne lüzum var, jeneratör falan zaten var. Şimdi bu tarafa bir şey yapalım diyenler, çeşitlendirmeye çalışanlar vardı. Şimdi bu tür sistemleri kuran şirketlerle konuştuğumuzda talebin 4-5 kat arttığını ve artık tasarruf amaçlı yapıldığını söylüyorlar. Bu da mı? Ama burada hiçbir teşvik var mı? Hiçbir teşvik yok. Acaba teşvik vermek iyi olabilir mi? Yenilenebilir enerji yatırımlarına teşvik var. Gümrük vergisi kalktı değil mi? Evet, onlar en son. Onlar o yatırımlarla ilgili. O yatırımlarla ilgili. Bireysel olarak yapanlara henüz bir teşvik yok. Şirketler bazında yapanlara OSB falan oralarda mikro teşvik. Mikro bahsettin. Evet. Mikro teşvik. Yani o buna da yönlendirebilirsin. Nasıl bir ara bütün çatılarımız bizim işte yani panellerle tabii ısıtma bidonlar falan biraz böyle görüntü kirliliği de yaratıyor doğrusu ama daha baştan bunları ayarlayabilir ve düzenleyebilir olunabilir. Aynı zamanda mesela verim der anlatıp duruyor mesela. Evet. Verimlilik, enerji verimliliği.
konutlardan çıkıyor enerji kaybının %40'ı. Ve kullanım da %40 konutlarda. Zaten birbiriyle doğru orantılı. Şimdi burada bu yalıtım meselesi biraz daha sıkı kontrol edilse, teşvik edilse, yani kardeşim bu bir zorunluluktur denilse, denilebilir. Biz 1999 depreminden sonra yepyeni bina yapım kuralları getirdik, değil mi? Hani daha öncesinde hiç yoktu anlamında değil ama yenileştirdik bunları ve yeni yapılan binalara herkes biraz daha fazla güven duyuyor. Şimdi yalıtım da böyle bir mesele. Biraz bu konuya teşvik verdiğinizde, biraz belli bir düzenlemeyi de yaptığınızda siz buradan da tasarruf edeceksiniz. İşte yani mikro belki adımlar bunlar ama yapısal içeriklere sahip konular. Böylelikle de maliyetlerimizi azaltabiliriz. Yani yapılabilecek çok şey var. Evet. Ve Türkiye bunları gerçekten yapabilir. Odaklanmak gerekiyor. Ve bunu bütünlükte olarak düşünmek gerekiyor. Ve ben siyaseten de kötü sonuçlar vereceği kanaatinde de değilim. Peki. Yani bu adımları atma yönünde irade konulduğunda. Yani bu hafta işte kabine toplantısı sonrası açıklandı ki yeni KDV indirimleri vesaire de acaba olabilir mi diye konuştuğumuz. Şöyle yenilenebilir enerji ile ilgili rüzgar ve güneş yatırımları ile ilgili KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına tamam. KDV istisnası ve gümrük muafiyeti. Çok güzel. Dördüncü bölge evet, hakları verildi. Aynen Hakan abi. Mevcut destekler genişletilerek diyor. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanmasının önü açılmıştır. Aynen. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak %30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca da sigorta, prim, işveren hissesi desteği sağlanacak. Güzel bir destek. Yani bunun bireysel tarafa ve şirketler tarafına da biraz daha gelmesi, aktarılması bir Londra'ya gideyim Hakan abi. Belki bir sana son dönme şansım olabilir. Tabii ki. Ceren'e Avrupa'nın hikayesini soralım bakalım Cuma akşamı neler anlatacak. Barış merhabalar. Avrupa'nın hikayesi Ukrayna krizi. Bütün hafta Rusya-Ukrayna gerilimini konuştuk ve bugün de konuşmaya devam ediyoruz. Piyasalar tamamen oradaki gelişmelere odaklanmış durumda. Oradan gelen haber akışına göre endekslerde oynaklık iyice arttı. Mesela Alman DAX endeksi %1.3'lük kayıplı işlem görüyor. İngiltere borsası yatay seyirde. Fransa borsasında kayıplar daha sınırlı. %0.2 seviyesinde bulunuyor. ABD borsaları güne düşüşte başlamıştı. Ardından Avrupa endekslerinde de kayıplar hızlanmıştı. Ardından ABD borsaları toparlanma sürecine girdi. Şimdi bu saatlerde Nasdaq endeksi yeniden sınırlı düşüşle işlem görüyor. Avrupa borsalarında ise kayıplar çok daha sert ABD borsalarına kıyasla. Açıklamalara baktığımız zaman özellikle ABD ile Rusya arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin beklentiler diplomasi tarafında beklentileri iyimserliğe yol açmıştı piyasalar tarafında sabah saatlerinde. Ardından Putin'den bazı açıklamalar geldi. Mesela Putin Rusya'nın ABD'nin güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelere karşı olmadığını söyledi. Fakat Rusya'ya her halükarda ülkelerin yaptırım uygulayacağını, yaptırım uygulamak için bir bahane aradıklarını ifade etti. Çünkü Rusya ve Belarus'un gelişimini engellemek ve haksız rekabet oluşturmak istiyorlar açıklamasında bulundu. Macron ise Ukrayna'da durumun giderek endişe verici hale geldiğini ifade etti. Donbas'ta son saatlerde kayıp haberleri geliyor. Bugün uluslararası liderlerle Ukrayna konusunu görüşeceğim açıklamasında bulundu. Mesela bugün analistlerden gelen notlar dikkat çekiciydi. Commerzbank'ın bir notu vardı. Avrupa'nın Rusya gazı olmadan yani Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğal gazı kesmesi halinde tamamen vanaları kapatması halinde Avrupa'nın sadece 1,5 ay yetecek kadar doğal gazının kalacağını söyledi Commerzbank. Tabii daha soğuk havaların geleceği beklentisine dayanarak bu analizi yaptı. Rusya'dan gelecek gazın tamamen kesileceği beklentileriyle. Çünkü Avrupa doğalgazda %40 oranında Rusya'ya bağımlı. En çok da Almanya'nın etkilenmesi bekleniyor. Bugün de Almanya borsasının biraz daha satışlarda önde gittiğinden az önce bahsetmiştik. Zaten geçtiğimiz hafta Almanya yetkililer yaptıkları açıklamalarda şu anda ülkede doğalgaz
kapasitesinin endişe verici boyutlara gerilediğini ifade etmişlerdi. Yani alarm verici seviyeleri geriledi demişlerdi. Bugün Commerzbank'ın notunda da şu anda Avrupa'da kapasitenin %33'ler seviyesinde dolu olduğu belirtildi. %40 kritik eşik olarak kabul edilmekte. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise iyimser. Rusya'dan arzın kesilmesi halinde bile diğer üreticilerden alım yapacaklarını ABD ve Katar'ın içinde bulunduğu bir dizi ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini ifade ediyor. Aynı zamanda bugün veriler tarafına yansıdı Rusya-Ukrayna gelişmeleri. Çünkü Euro bölgesinde tüketici güveninde çok sert bir düşüş yaşandığını takip ettik Şubat ayında. -8.8 seviyesine geriledi. Zaten enflasyonist baskılar nedeniyle bir süredir Euro bölgesinde tüketici güveni eksi seviyede seyrediyordu. Fakat Şubat ayında biraz daha derinleştiğini gördük. Aşağı yönlü seyrin Barış Esen. Ceren Dilekçi Köseroğlu, çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Buradan Hakan abi izinle bir inşaat sektörünü konuşmak üzere konumuza döneceğim. Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Dinçel bizlerle. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Ocak'ta konut satışlarında %25'lik bir artış var. Bunu görüyoruz. Yine ipotekli konut satışlarında da %70'e yakın yıllık bir artış görünüyor. Bu dipten bir dönüş olarak mı görelim ipotekli tarafı ve genel olarak satışları da nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün durumunu da, mevcut durumunu da sizden dinleyelim. Evet, tabii 2021 yılını konut sektörü 1 milyon 491 bin konut satışıyla kapatmıştı. Bu yine de bizim için iyi bir rakamdı. 2022'den çok ümitliydik, çok ümitliyiz. Bunları da ilk Ocak ayının rakamlarıyla birlikte görmeye başladık. 2022 Ocak ayında 88.306 konut satışıyla özellikle bir önceki yılın Ocak ayına göre %25'lik bir artış gerçekleşti. Tabi bunların içerisinde sıfır konut, yani yeni konut oranı da %30 gibi, yani 27 bin civarında yeni konut satışı yapılmış. Diğerleri de ikinci el konut. İpotekli konut satışlarında da bir önceki yıla göre dediğiniz gibi %70'e yakın bir artış. Yabancıya satışta da çok ciddi bir artış var. Yabancıya satışta biliyorsunuz 2021 yılında rekor bir satışta 58.500 gibi rekor bir satış. Yakın yabancıya konut satışıyla bir önceki yılın rakamlarına göre %56 bir artışla gözlemledik. Buradan da şunu anlıyoruz ki 2022'de konut sektöründe beklenen canlanma Ocak ayı ile birlikte başladı diye düşünebiliriz. Peki burada KDV ile ilgili bazı talepler var sektörden. Bu konuda bir beklentiniz var mı efendim? Bir talebiniz var mı? Tabii şu anki uygulama biliyorsunuz 150 metrekareye kadar olan konutlarda %1 ila %8 KDV uygulanıyor. Yani bu arazinin olduğu caddenin belediye rayiç değerine göre değişiyor ve 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda da %18 uygulanıyor. Bu aradaki makas çok fazla. Yani 1 milyon TL'lik bir daire alan bir kişi 150 metrekare, 149 metrekare bir daire alıyorsa 80 bin liralık bir KDV ödüyor. 151 metrekare bir daire arıyorsa 180 bin lira ödüyor. Yani aradaki makas çok fazla. Şu andaki yeni düzenlemeye göre beklenti şu, 150 metrekareye kadar olan konutlarda yine %8 uygulanacak. 150 metrekarenin üzerindeki kısmı için sadece %18 uygulanacak. Bu da bu dediğimiz aradaki makası oldukça düşürecek. Yani tüketici lehinde çok önemli bir karar olarak görüyoruz. Şöyle basit bir örnek verirsem, yani 10.000 TL metrekaresi olan bir dairede 160 metrekare bir daire olsun. Satış rakamı 1 milyon 600 bin lira olur. Normalde bugün alınmış olsa %18 KDV ile 288 bin liralık bir KDV ödenmesi gerekirken yeni beklenen düzenlemede 150 metrekareye kadar olan kısmından %8 KDV alınacak. Bu da 120 bin TL'ye tekabül ediyor.
160 metre ile 150 metre arasındaki 10 metre kare için sadece %18 KDV alınacak. Bu da 18 bin liraya tekabül ediliyor. Toplamda yeni düzenlemeye göre 138 bin liralık bir KDV ödemesi yapacak. Bu da eski düzenlemeye göre 150 bin liralık bir kazanım demek tüketici açısından. Bu da tüketiciler arasından çok olumlu. Kentsel dönüşümde KDV %1'di. Bunun artırılmaması yönünde bir beklentimiz var. Çünkü kentsel dönüşüm Türkiye için çok önemli. KDV'nin %8'e çıkartılacağı gibi bir şeylerden bahsediliyor. Ama %1'de kalması yönünde gayrimenkul geliştiricilerinin bir talebi var. Peki efendim. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçer bizler idi. Çok kısa Hakan abi, Ukrayna-Rusya meselesi hala gündemde piyasanın da. Evet. Petrol fiyatları üzerinden İran'la bir anlaşma ihtimali orayı aşağı çekiyor gibi. Jeopolitik yani, biz içeride her şeyi konuşuyoruz ama yani oradan KDV yaptık, oradan işte bu destek, ama yurt dışında da hava biraz bozuk. Aslında onlar da ciddi riskler. Hani baktığın zaman para politikasının da devrede olmasını gerektiren bir başka unsur da bana göre o. Ama İran tarafında hakikaten yani şu anda çok resmileşmiş olmasa da önemli iyi haberler var gibi görünüyor. Eğer yani şimdi Kasım'da bir seçim var Amerika'da. Hı hı. Bu Kasım'daki seçimde Biden'ın bu hem enflasyon tarafından başı biraz dertte görünüyor, hem de bu Afganistan'dan da Amerika'nın palan pandıras böyle çıkmış olması bir dış politika tarafında, hani biz 20 yıl yeniden Taliban'a yönetimi bırakmak için mi orada savaştık, milyarlarca doları bunun için mi harcadık sorularını gündeme getirdi. Şimdi Biden'ın da bir artı puanlara ihtiyacı var. Ukrayna'da da izlediği politika biraz öyle görünüyor. Yani eğer Ukrayna'ya da, yani Putin, Rusya bir şekilde Ukrayna'ya müdahale eder, oraya girerse Biden bu işte uyandırmış, bu konuda uyarmış lider, evet, olarak ve biraz da kendini savaşta da bulacak tabii. O açıdan biraz tahkim edecek. Öbür taraftan da ya girmezse de işte Putin'in gözünü korkutan lider olacak. Belki bu tür şeyler var. Ama İran'da Amerika için önemli. Amerika eğer bu konuda kararını verdiyse ve İran petrol piyasasına katılacaksa bir 50 milyon tonluk yaklaşık bir yüzer rezervden bahsediliyor. Yani 50 tane gemi demek aslında bu. Eğer o devreye girerse petrol fiyatlarının bir 10 dolar daha geriye gelme ihtimali yüksek görünüyor. Yani belki de 10 doları da aşabilir bu. Öyle bir noktada Türkiye açısından hem fiyatlar bakımından çok önemli, ama diğer konularını biraz tartışmak lazım. Konuşuruz. Onları da konuşuruz daha sonra, ama Türkiye açısından oyun değiştirici bir yapı olabilir. Peki. Yani İran'ın tekrar piyasaya girmesi, ihracatımız açısından da, ama bu arada petrokimya tarafında da düşünmemiz gereken pek çok konu olur. Hakan abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Gıda sektörüne döneceğim. Sayın Kazım Taci bizlerle. Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sizi de iyi görüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Bizlerden de iyilik. Şimdi bu KDV indirimi tüketiciye yansıyacak mı, yansımayacak mı? Bununla ilgili bir tartışma var. Üreticileri nasıl etkileyecek? İsterseniz bu tarafından başlayalım. Buyurun. Özellikle hububat, bakliyat, şeker ve unda zaten KDV oranı 1'di. Yani üretici tarafında %1'di. Bitkisel yağlarda, şekerli mamullerde, kakaolu mamullerde, diğer temel gıda maddelerinde bunun %1'e inmiş olması, raflarda ve marketlerde de %1'e inecek olması tüketici tarafında olumlu yansıyacak kanaatindeyim. Tüketici bundan faydalanacak kanaatindeyiz. Ama bizde zaten, yani üretici tarafında zaten %1 olduğu için bizim tarafımızda çok değişen bir şey olmadı.
Peki bundan sonrasına ilişkin fiyatlarda genel olarak baktığınızda baskı yukarı yönlü mü yoksa bir rahatlama var mı arz yönlü? Bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl? Barış Bey, hububat ve bakliyat rekortelerine baktığımız zaman hani 2022 yılını kabaca değerlendirdiğimizde rekorteler gayet iyi gözüküyor. Yani fiyatların yukarı çıkması için çok önemli sebepler yok. Ama bir taraftan da yine İtalya bağımlı olduğumuz ham maddelerimizde kakaomuz, yağımız, şekerimiz gibi ürünlerimizde hala fiyat artışları devam ediyor. Örnek verelim, bugün bir palmiye fiyatları 3000 dolar barajını aştı. Kakao fiyatları halen döviz bazında artmaya devam ediyor. Sitrik asit fiyatları yeni yeni dengeyi bulmaya başladı ama halen çok yüksek. Glikoz fiyatları ciddi manada yüksek. Yani diyebileceğim hububat ve bakliyat tarafıyla ilgili çok fiyatlarda bir artış söz konusu değil. Fakat paketli gıdalarda özellikle şekerli, kakaolu ve pastacılık mamulleriyle ilgili bir miktar daha fiyat artışı olabilir kanaatindeyim dövize bağlı olma sebebiyle. Peki Kazım Bey, geçtiğimiz günlerde bir Gulf Food düzenlendi, fuar. Bu konuda fuarla ilgili değerlendirmeleriniz var mı efendim? Gulf Food, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenmekte olan 120 ülkeden 4000 katılımcının olduğu Orta Doğu coğrafyasının, Asya, Afrika coğrafyasının, hatta kuzeyde Asya ülkelerinin de yoğun olarak katılımcı olduğu, bu yıl 115 bin kişinin katılmış olduğu bir genel gıda fuarı oldu. Gıdanın her türlüsü vardı içerisinde. Hububat, bakliyat, genel paketli gıdalar, içecek ürünleri. Biz de 13-17 Şubat arasında olan fuarda katılımcıydık. Türkiye'den 200 firma katıldık bu fuara. Hem kendi standımızda hem de ziyaret ettiğimiz diğer meslektaşlarımızın, gıdacıların standlarındaki görüşmelerimiz herkesin çok olumlu yönde görüşmeleri oldu. Oldukça kalabalıktık. Yani standlarda artık masalar tamamıyla dolduğu için ayak üzeri görüşmeler vardı. Hatta bir ara ayaküstü görüşmeler bile yetmedi. Siz bize kartınızı verin, biz size kartımızı verelim, daha sonra iletişime geçelim noktasında ciddi görüşmeler oldu. Fuara katılanların hepsinin çok memnun ve mutlu olduğunu gözlemledik. İyi siparişler aldıklarını, Gulf Food'dan almış oldukları siparişle birlikte yaklaşık 5. aya kadar net dolulukları olduğunu söyleyen birçok meslektaşımız oldu. Sevindirici, verimli ve güzel bir fuar oldu. Peki bu önümüzdeki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye'nin bölgeye ilişkin yeni açılımları var. Sizin de hedefleriniz bu bölgeye dair satışlarda, ihracatta biraz daha artış yönünde mi olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu ziyarette 14 maddelik anlaşmalar imzaladılar. Bunun içerisinde bizim karşılıklı gıda alışverişi ilgilendiren bir takım maddelerimiz de var. Bunun çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Her şeyden önemlisi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde ticaret siyasetle çok eşgüdümlü gidiyor. Yani bu ülkelerden herhangi bir tanesiyle siyaseten bir gerilim yaşadığımızda bunu hemen ticarete yansıdığını da hissediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti güzel bir ziyaret oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak Suudi Arabistan ziyaretiyle de Suudi Arabistan pazarının tamamıyla eski haline döneceği kanaatindeyiz. Suudi Arabistan pazarı bu şu anda bize karşı uygulamakta oldukları ambargo sebebiyle
%98 oranında önceki yıllara göre düşmüş durumda. Evet. Türkiye'nin 3 milyar dolar ticaret yaptığı bir pazar. Suudi Arabistan'da çok ciddi bir iyileşme olacağı inancındayız. Karşı taraftaki distribütörlerimiz de bunu ifade ediyorlar. Olumlu olacak inşallah diye düşünüyorum. Kazım Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Kazım Taycı bizlerleydi. Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı. NFT'ye ilişkin Ersoy Erkazancı'nın yaptığı bir röportaj var. Bu röportajla veda edeceğiz. Saat 19'da Zeliha Saraç karşınızda. What is happening in the NFT? NFT evreninde neler olur anlatabilir misiniz? Ve bu soruyu ikiye bölmek istiyorum. Diyelim bir yatırımcıyım ve NFT'ye yatırım yapıyorum, yapmak istiyorum. Benim için fırsatlar nedir? Veya bir koleksiyonerim ya da sporcuyum ya da sanatçıyım. Benim için fırsatlar nedir? NFT sizin de bildiğiniz üzere bir sanat olarak başladı. O şekilde hayatımıza girdi ve çok büyük ses getirerek başladı. Bu bile, NFT bile sürekli evrilecek, değişecek. Mesela örnek vereyim, benim bir sonraki projem Web 3'e sanatı nasıl entegre edeceğimle alakalı. Bir şeyleri görme şeklimizi, hatta teknolojiyi deneyimleme şeklimizi bile değiştirmeye çalışacağız. Ve neredeyse yeni bir dil oluşturacağız. O yüzden bu konuyla alakalı çok heyecanlıyım. Ama bu aynı zamanda toplumlarla alakalı bir durum. Doğru tarz toplumları oluşturmakla alakalı bir şey. İnsanlar çünkü bir topluma ait olduklarını hissetmek istiyor. Şu anki NFT projelerinin çoğu sanatı ve toplumu bir araya getiriyor. Ve hatta işletmeleri de bir araya getiriyor ki bu şekilde bütün çalışma hayatından çok fazla insan, çok farklı insan bir araya gelebiliyor. Hatta sporcular bile. Mesela bir örnek var. Bir NFT toplumu var. Adı da Business Ape. Bored Ape Yacht Club da bir örnek. Yeni bir hareket başlamış oldu artık. Bu dediğim gibi sadece sanatla alakalı değil. İnsanlar bunun sadece sanatla alakalı olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Oluşturulan toplumla alakalı bir şey. O toplumda yarattığınız değerle alakalı bir şey. Ve o topluma geri kattıklarıyla, kazandırdıklarıyla alakalı bir şey. Bu tarz NFT projeleri insanların değer bulabileceği şeyler ve zaten koleksiyonlarlar da bu yere, bunlara doğru gidiyor. Teknoloji, sanat ve işletmeler burada birbirini buluyor. Çünkü neredeyse işlem yapılan, ticaret yapılan bir toplum oluyor ama oradan değer de elde ediyorsunuz. Business Ape ya da Board Ape Yacht Club gibi örnekler iyi proje örnekleri ve toplumu daha da büyümesini sağlayacak ve değerin bulunabileceği örnekler. Bu noktada bir başka ilginç konuya, yani Metaverse'e geçmek istiyorum. Kripto para birimleri hala çok popüler. NFT de çok ilgi görüyor. Şimdi herkes Metaverse'den bir parça elde etmeye çalışıyor. O tarafta ne oluyor? Bizim hayatlarımız nasıl değişecek? Bize durumun bir resmini çizebilir misiniz? Metaverse'ü nasıl kullanacağız? Şimdi bir web sitesine girdiğinizi hayal edin. Web sitesine giriyorsunuz ama orada olan, o an olan hiç kimseyi göremiyorsunuz. Sadece sizin orada olduğunuzu biliyorsunuz ve o yüzden bilmediğiniz için kimseyle etkileşime geçemiyorsunuz. Metaverse'de hayal edin, şimdi bir web sitesine gidiyorsunuz. Aynı zamanda avatarınız o web sitesine gidiyor. Ve o an spesifik olarak başka kimin orada olduğunu da görebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, etkileşime geçebiliyorsunuz. Metaverse bununla alakalı bir şey. Bu yalnızca normal bir değişimle alakalı bir durum değil. Şimdi Web 3 ile birlikte Metaverse'de çok farklı şekillerde etkileşime geçme şansı elde ediyorsunuz.